Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Gün Akfırat bizlerle birlikte olacak. Pakistan'daki gelişmeleri değerlendireceğiz ama öncesinde neler oldu bir hatırlamakta fayda var. Amerikan destekli darbe girişimine karşı Pakistan'da meclis feshedildi sevgili izleyiciler. Amerikan işbirlikçileri tarafından hedef alındığını açıklayan Başbakan İmran Han, bugün yalana ve ihanete karşı hakikat ve vatanseverlik için savaşıyoruz dedi. Başbakanın bu açıklaması üzerine Anayasa Mahkemesi soruşturma başlattı. 90 gün içerisinde yeniden hükümetin kurulması için seçim yapılması bekleniyor. ABD'nin meclis üzerinden darbe girişimi tezgahladığı Pakistan'da yeniden seçim yapılacak. Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında görevden alınması için gen soru verilmişti. Ancak başbakana karşı güvensizlik oylaması meclis başkan yardımcısı tarafından reddedildi. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Başbakan İmran Han, bu önergenin arkasında Amerika'nın olduğunu belirtti. Han, bugün yalana ve ihanete karşı hakikat ve vatanseverlik için savaşıyoruz dedi. İmran Han, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye de Ulusal Meclisi feshetme çağrısında bulundu. Başbakanın çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan'da meclisi feshetti. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter'dan yaptığı açıklamada 30 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu. Anayasa Mahkemesi de Başbakan'ın açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma sonrası seçime Anayasa Mahkemesi karar verecek. Amerika'nın ayaklanma planları yaptığı Pakistan'da Başbakan İmran Han'a destek için çok sayıda eylem yapıldı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'da neden çeşitli girişimlerde bulunuyor? Çünkü Amerika'ya üs vermedi, Rusya'ya yaptırımlara katılmadı Pakistan. Karabağ ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin yanında yer aldı sevgili izleyiciler. Amerika iç işlerine müdahale ettiği Pakistan'ın yükselen Asya uygarlığındaki konumundan da rahatsız. Pakistan Başbakanı İmran Han nasıl ve neden Amerika'nın hedefi haline geldi? Ayrıntıları şimdi haberimizde izleyelim. Yükselen Asya'da konumlanmak için hamleler yapan Pakistan, Amerika tarafından hedef alındı. Türkiye, komşu ülke Pakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclisin feshedilmesi ve 90 gün sonraya seçim kararının alınmasının ardından gözler sürece çevrildi. Peki Pakistan Başbakanı İmran Han neden hedef alındı? Amerika neden Pakistan'ın iç politikasına müdahale etmeye kalktı? Cihat karo. Kimsenin önünde eğilmeyeceğim, halkımın eğilmesine de izin vermeyeceğim. Aslında bu durumla ilgili ilk açıklama İmran Han'dan geldi. Han, Amerika'nın kendisini tehdit ettiğini ve muhalefetin Amerika ile işbirliği içinde olduğunu ifade etmişti. Kalkınma hamleleri yapan ve bir Asya ülkesi olan Pakistan, izlediği bağımsız politikayla, bölge ülkeleriyle geliştirdiği sağlam ilişkileriyle Amerika'nın hedefine girdi. Amerika, Afganistan'dan kaçarken Beyaz Saray ordusuna hiçbir şekilde üs vermeyen İmran Han, Azerbaycan'ın Karabağ kurtarmasında da aktif rol üstlendi. İmran Han, Amerika'nın askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na kesinlikle üs vermeyeceklerini söyledi. Pakistan, İmran Han döneminde Batı Asya'da da Azerbaycan ve Türkiye ile sağlam ilişkiler kurdu. İmran Han, İstanbul-Tahran-İslamabad demir yolunun açılmasında büyük rol oynadı. Amerika'nın başını çektiği Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarına karşı Pakistan Başbakanı, dış politikaya dair kararların bağımsız ve halkın çıkarına olacak şekilde alınacağını belirtmişti. Konuşacağız gelişmeleri sevgili izleyiciler. Az önce de ifade ettiğim gibi Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Gün Akfırat uzaktan bağlantıyla hafta sonu ana haber bültenimizde. Sayın Akfırat, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Pakistan İslami Gençlik Kurultayı'na katıldınız. Ve bu temaslara dair açıklamalarda da bulundunuz. Biz ulusal kanal olarak süreci yakından takip ettik. Gelişmeleri an be an aktardık tabii ki. Şimdi evet, gelişmelere dönecek olursak, az önce de haberlerimizde belirttiğimiz gibi Pakistan Başbakanı İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması reddedildi. Aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ardından Cumhurbaşkanı kararıyla meclis feshedildi. Dolayısıyla yeniden sandık başına gidilecek. Ne oluyor Sayın Akfırat Pakistan'da? Pakistan neden hedefte? Şu anda Pakistan'da aslında Amerika'nın Türkiye'de de sahnelemek istediği kaos planının bir benzerini hep beraber tanık oluyoruz şu anda. Neden hedefte olduğunu haberde de az önce birkaç vurguyla özetlemiş olduk. Pakistan en temel olarak Amerika'nın onu zorladığı politikaları uygulamıyor. Başı dik bir tutum alıyor Başbakan İmran Han. Avrasya ülkeleriyle çok güçlü ilişkiler geliştiriyor. Bağımsızlığına sahip çıkıyor. Toplam olarak Amerika'nın dünyanın kalpgahı dediğimiz Orta Asya'ya hemen yakınında, onun güneyinde, güneydoğusunda çok kilit bir noktada bulunan 220 milyonluk nüfusa sahip, dünyanın sayılı nükleer güçlerinden biri olan Pakistan çıkıyor diyor ki Afganistan saldırısı için üs isteyen Amerika'ya asla sana üs vermeyeceğim diyor. Ondan sonra Rusya kararında, Rusya Birleşmiş Milletler'deki oylamada çekimsel oy kullandığı zaman 22 Avrupa Birliği ülkesi Pakistan'a bir çağrıda bulunuyor. Rusya'ya kınaman lazım, Rusya ile ilişkilerini bozman lazım diye. Pakistan onlara şöyle sesleniyor. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz bizi hala köleniz mi zannediyorsunuz? Diyor ve kendi politikalarını uygulayacağını tüm dünyaya ilan ediyor. Şimdi bu kadar önemli jeopolitik konuda bulunan bir ülkenin Amerika'nın Kazakistan'ı karıştırdığı, Balkanlarda kendisine direnen Macaristan ve Sırbistan gibi hükümetleri, işte o Biden şey diyordu ya, biz muhalefeti destekleyerek bu direnen tırnak içerisinde otokrat hükümetleri devireceğiz. İşte o Balkanlardan... Sırada Pakistan'ın olduğu söyleniyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet. Kazakistan hakikaten de o bölgenin kalbi. Evet. Ve o Kazakistan'a yönelik bir saldırı, yani bölgenin kalbine yönelik bir saldırı, bunun tüm bölgeye yayılacağının da aslında bir işaretiydi. Ve şu anda biz ona tanık oluyoruz. Evet. Bu yeni bir olay da değil. Bu Pakistan'da gerçekleşen süreç. Şimdi biz nasıl Türkiye'de altılı masayı konuşuyorsak, bütün muhalefet partilerinin ki aslında Amerikancılık temel onların ortak noktası. Pakistan'da da Demokratik Halk Muhalefeti isminde, Pakistan Demokratik Muhalefeti isminde bir cephe kurdular. Bakın dikkat edin, dünyanın her yerinde hep o demokratik, tırnak içerisindeki demokratik muhalefeti görüyoruz. Bunun başında ana muhalefet partisi var. Şimdi Benazir Bhutto'nun oğlu ve ne yazık ki Zülfikar Ali Bhutto biliyorsunuz 1971'de katledilmişti. Yine bir hamleyle, operasyonla. Onun geleneğinden, onun ailesinden birisi şu anda Pakistan'ın en liberal, en neoliberal politikalarını savunur durumda ve o ana muhalefette bütün muhalefet üzerindeki etkili liberal parti birleştiler. Bir demokratik Pakistan muhalefeti çatısı altında bunları topladılar. Temel talepleri de şu. İmran, işte yolsuzluk ve ekonomik hayat pahalılığı, her zaman bu gerekçeleri öne sürüyorlar ama Çin'le bu kadar yakınlaşma. Rusya'yla bu kadar yakınlaşma. Türkiye'yle bu kadar yakınlaşma. Çünkü niye? Türkiye artık Atlantik'ten kopan, NATO'ya, NATO içinde muhalefet eden bir kuvvet. Fakat İmran Han'ın yaptıklarına bakalım. 24 Şubat operasyonun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun başladığı gün nerede İmran Han? Moskova'da Putin'le çok kapsamlı bir işbirliği anlaşması yapıyor. Çin'e bakıyorsunuz. Çin'in Rusya'dan Çin'e giden doğalgaz boru hattını yıllar evvelden inşa ediyor. Son çok çarpıcı bir örnektir. İslamabad'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının onur konuğu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve bütün o 57 ülkenin dışişleri bakanlarının en ortasında İmran Han'ın yanında Wang Yi'yi görüyorsunuz.
Sonra 1 milyona yakın insanı İslamabad'da bu darbe girişimine karşı geçen günlerde topladı İmran'a. Orada şöyle sesleniyor halkına, milletine. Bakın diyor, Çin şu anda Hazreti Muhammed'in yolundan yürüyor. Yoksulluğu bitiriyor. 700 milyon insanı yoksulluktan çıkartıyor diyor. Butumları alıyor. Türkiye ile Milgem korveti, Pakistan Milgem korveti anlaşması yapıyor. Onun beraber denize indirme törenlerini yapıyoruz. Çok önemli başka kültürel bağlarımız var. Ertuğrul dizisi, Osman dizisi, Kurtuluş ve Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş Osman. Aynı zamanda Yunus Emre dizisi, ortak film projeleri ve bunları şöyle takdim ediyor Pakistan halkına. O Hollywood'un, Batı'nın kahramanlarıyla değil, bizim çocuklarımız o Türk kahramanlarıyla, büyük devlet kahramanlarıyla büyüsünler diyor. Aynı şekilde FETÖ okullarını kapatıyor Maarif Vakfı'na. Şu anda FETÖ okullarının devredildiği Maarif Vakfı'nın önünü açıyor. Çok kapsamlı Türkiye ile ekonomik işbirliği anlaşmaları yapıyor. Yani aslında Asya ülkeleriyle sağlam işbirliği kurması nedeniyle şu anda Pakistan hedef tahtasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Amerika'da, özetle değil mi? 9'da 9 kusurlu diye bir şey vardır ya trafikte. Amerika açısından 9'da 9 kusurlu bir bağımsızlık çizgisinde ısrar ediyor. İmran Han'ın suçları, suç dosyası budur Amerika açısından. Ve şu anda da bir önemli bir direniş, meydan okuma, bir hodri meydan ile karşılık verdi. Bakın eskiden bu süreçlerde Amerika turuncu devrimler, renkli devrimleri bu tip süreçlerle yürüttü. Ukrayna en yakın örneğidir. Ukrayna'da bir şeyi, başkanlık binasını kuşatan maydan olayları, sonunda oraya giden Amerikan işte Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Bayan Nuland vardı. Oraya gidip bütün o neonazileri sokağa terörize eden birleştirmişti. Ve o oradan bir darbe çıkarttı, bir hükümet değişikliği. Ne yazık ki o zaman Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovych, ki Avrasyacıydı, Rusya'yla iyi ilişkilerden yanaydı, Amerika'ya karşı bağımsız tavır alan biriydi. Ne yazık ki direnemedi, ordu yetersiz kaldı ve kaçmak zorunda kaldı, bir hükümet değişikliğine gidildi. Şimdi bakıyoruz Pakistan'a, ordu diyor ki ben bu süreçte o ya da bu tarafı takip etmeyeceğim, tarafsızlık açıklıyor ve Pakistan'ın merkezi hükümeti şu anda, yani İmran Han hükümetinin atadığı, seçtiği parlamento başkanı. Bakın sabah da niye parlamento başkan yardımcısı? Bazı böyle sorular gördüm ben. Çünkü sabah erken saatlerde parlamento başkanının da güvensizlik oylamasıyla hedef alındığını görüyoruz. Ondan sonra parlamento başkan yardımcısı bu kararı alıyor ve çok açık bir şey söylüyor. Bu diyor dış destekli bir komplodur ve aynı zamanda hükümetimizi devirme girişimidir, anayasaya haykırıdır. Ben bunu reddediyorum. Fakat bir gelişme, son bir gelişme, Anayasa Mahkemesi bu meclis başkan yardımcısının kararını kabul etmedi. Geçersiz olduğunu söyledi, geri çevirdiğini söyledi. Fakat Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu karar, ki yine İmran Han'ın partisindendir Cumhurbaşkanı, almış olduğu karar neticesinde artık geri dönüşü olmayacak bir şekilde meclis feshedildi ve şu anda süreç yeniden seçimlere doğru gidiyor. Peki bundan sonra Pakistan'ı nasıl bir süreç bekliyor? Hem bu sürece dair fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Hem de bu Pakistan Başbakanı'nın aldığı tehdit mektubuna da değinmenizi isterim açıkçası. İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak denmiş bu mektupta. Sayın Akfırat, evet geldiniz. Bir an sizi göremeyince acaba dan mı düştünüz diye tedirgin oldum açıkçası. Buyurun, bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor Pakistan'ın tehdit mektubu ve tabii ki İmran Han lehine de gösteriler düzenleniyor şu anda Pakistan'da. Bu gösterileri de nasıl okumak gerekiyor? Önümüzdeki sürecin belirlenmesi bakımından da önemli olacak sanırım. Tehdit mektubuyla alakalı bir çarpıcı şey şu. Bu 8 Mart'ta Washington'da bulunan Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'nin önüne getirildiği söyleniyor. Ve orada şu yazıyor. Eğer İmran Han çekilirse biz Pakistan'ı serbest, rahat bırakırız. Ama kalmaya devam ederse sonuçları çok kötü günler. Evet. Çok sonuçları ağır olacak diye bir ifade kullanılıyor. Orada da
çok açık bir şekilde eleştirdikleri madde Rusya'ya verdiği destek. Rusya ile ilgili izlediği politika ve İmran Han buna karşı diyor ki ben bu Rusya politikasını İmran Han olarak tek başıma takip etmiyorum ki. Dışişleri bakanlarım, ordum hep beraber Pakistan devleti olarak takip ettiğimiz politikadır bu diye yanıt veriyor. Şu anda da zaten devletiyle milletiyle bir Pakistan direnciyle karşı karşıyayız. Yani Amerikan evet içinde muhalefet güçleri o şeyin darbe girişiminin koçbaşı olmuş durumda ama toplam olarak baktığınız zaman İslamabad'da toplanan 1 milyona yakın insan. Devletin birçok kademesinin mevziye girmesi bu şeye saldırıya göğüs geren bir kenetlenme içerisinde olması. Bunların tamamını okuduğumuzda Pakistan'ın hep birlikte bu girişime karşı göğüs gerdiğini görüyoruz. Bundan sonra aslında birçok anket şunu gösteriyor. Şimdi bu süreç içerisinde yapılan bazı yeni anketler var. Özellikle dış destekli bir operasyonla İmran Han'ın bir de suikast girişimi vardı aktarılan. Onu atlamayalım. Suikast girişimi bir yabancı istihbarat örgütü tarafından. Bu da kaydedildi, aktarıldı. Evet. Aynı zamanda muhalefetin de çok önemli bir vurgu var. Son bir saat içerisinde attığı bir tweet var İmran Han'ın. Orada bu bahsettiğimiz, daha demin anlattığımız Pakistan Demokratik Muhalefeti'ne siz seçimlere gitmek varken neden bir uluslararası komplonun oyuncağı oluyorsunuz? Neden parayla oylarınızı satarak şeyin Pakistan'ın kültürüne, dokusuna işlemiş değerlerimizi ayaklar altına alıyorsunuz diye sesleniyor. Bakın bunun Pakistan milletinde çok ciddi bir karşılığı var ve son zamanlarda yapılan anketlerde İmran Han'ın oylarının ekonomik krize, yani bizim Türkiye'de yaşadığımızın bir benzeri, enflasyon baskısı ve hayat pahalılığı Pakistan'da da var. Ve bu kadar siyasi istikrarsızlık ortamına rağmen yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz İmran Han'ın. Zaten İmran Han buna güvenerek, yani parlamentoda bir evet şey oluştu, Amerika ağırlığını koydu, çeşitli anlaşmalar yaptı. Türkiye'de de öyle değil mi? Çeşitli vaatler veriyor, büyükelçiler gidiyor geliyor. Oralarda planlar konuşuluyor ve muhalefetin de şöyle üst perdeden açıklamalarını gördük Pakistan'da. Yargılanacaklar, yüksek bir ihanet içindeler gibi İmran Han'ı doğrudan hedef alan, aynı Türkiye'deki muhalefetin zaman zaman özellikle ana muhalefet başkanı Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman dillendirdiği gibi sert bir üslupla hedef aldığını görüyoruz. Benzer bir süreç var. Peki Türkiye buradan nasıl bir ders çıkarmalı diye sorasım geldi şu anda. Üzerinde durduğunuz noktayı dikkat çekerek buyurun. Evet, Türkiye açısından en önemli ders şu. Bu olup biten Türkiye'den bağımsız, yok bizi ilgilendirmez denilecek bir süreç değil. Evet, evet. Bu Balkanlardan başlayıp Ukrayna'dan Kafkaslara uzanan, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar, sınırımızdan işte Batı Asya dediğimiz coğrafyadan Umman Denizi'ne kadar çok geniş bir coğrafyada aslında Amerika direnen hükümetleri kıskaca alma operasyonu başlattı. Kazakistan'da yaptığı buydu. O bastırıldı ve bugün bir operasyon yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı'na suikast hazırlığı içerisinde olan bir yabancı istihbarat casusuna yönelik. Elinde susturuculu keskin nişancı tüfeği, uyuşturucu ve yüksek miktarda para bulundu. Bakın bu çok çarpıcı. Batı şeylerine bakıyorsunuz, o Balkanlara, hepsinde muhalefeti destekleyen bir Amerika var. Şimdi burada Türkiye bu şeyden, toplam tablodan kendisine bir pay çıkartmayacak mı? Hedef alındığını, Biden'ın o seçilmeden önce biz muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz dediği senaryoların yakınımızdaki, komşumuzdaki ittifak yaptığımız ülkelerde uygulandığının farkında değil miyiz? Bence bunu Türk hükümetinin, Cumhurbaşkanımızın çok net bir şekilde görmesi lazım. İmran Han'a omuz vermesi lazım. Nasıl ki Kazakistan'a omuz veriyoruz. Aynı şekilde Macaristan'da Orban hükümetine, Sırbistan'da Vučić hükümetine. Zaten bunlarla dikkat edin. Bizi Atlantik dergisinin kapaklarında Tayyip Erdoğan'ı, Orban'ı, işte Lukashenko'yu, Belarus hükümeti, hepsini yan yana otokrat olarak anıyorlar. Evet, toparlayalım Sayın Akfurat. Demek ki sonraki hedef bu planların
Esas nihai hedefi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ülkelere dayanışma içerisinde olarak kendi içerisinde önlemini alması lazım. Amerikancılara karşı geniş bir hükümet kurması lazım. Özellikle de bu hareketlerin ekonomik temelli olduğunu görerek Türkiye'de bir üretim ekonomisi inşa etmesi gerekiyor. Bunun dışındaki titrek tavırlar, yalpalayan tavırlar Türkiye açısından bedeli ağır olacak sonuçlara yol açabilir. Büyük dersler çıkartmamız gerektiği kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Gün Akfırat katıldınız. Değerlendirmelerde bulundunuz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Size de iyi yayınlar dilerim, çok iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ve böylelikle sevgili